merhaba. Çok uzun bir süredir İstanbul'da video çekmiyordum. Ve bugün yeni bir adım atıp Yerebatan Sarnıcı'nı gezmek istedim. Çünkü bildiğiniz gibi yenilendi. Yeni halini görmek istiyorum. Önceki hallerini birkaç defa gezdim. Bugün yeni halini gezeceğim ve sizlere de bu yeni halini göstermek istiyorum. Şöyle Sultanahmet Meydanı'ndayım. Çok kalabalık. Çünkü burası hep kalabalık. Türk'ten çok sanırım turist var. Neyse biz gezmemize bakalım. Şurada çalışma var. Gördüğünüz gibi restorasyon çalışmaları devam ediyor. Hemen üstünde bir kazı var. Az çok hatırlıyorum. Burada kafeler de vardı. Bunların büyük bir kısmı kaldırmış. Yalnız Yerebatan Sarnıcı'nın olduğu yer harika. Tramvaylarda işe çok büyük bir güzellik katıyor. Hemen karşımda Ayasofya var. Şu taraf Sultanahmet Meydanı. Hemen arkada da Sultanahmet Cami. İçeriye girmeden önce son bir bilgi daha. Buraya giriş 50 TL. Öğrencilere ve öğretmenlere 20 TL. Ama inanılmaz bir kuyruk var. Bu nedenle erken gelmenizi tavsiye ediyorum. Yerebatan Sarnıcı restore edildikten sonra dikkat çeken en büyük fark şu. Bir kere ışıklandırma daha fazla olmuş. Eskiden bu kadar ışıklandırma yoktu. Çok daha loş bir ortam vardı. Ve de şu yürüme platformu suya bayağı yaklaşmış, yani alçalmış. Dolayısıyla zemine daha yakın gezebiliyorsunuz. İnanılmaz bir kalabalık var. Ki genelde de turistler var. Bu son derece normal çünkü 1500 yıllık bir su sarnıcından bahsediyoruz. Ne biliyor musunuz? Şuradaki sütunlar vesaire, bu sistem, şu kocaman devasa alan bundan 1500 sene önce inşa edilmiş. Peki inşa edilme amacı ne? İnşa edilme amacı İstanbul'un su ihtiyacını karşılamak. Belgrad ormanından kemerlerle buraya su taşınmış. Ama Osmanlı'da burası atıl duruma düşmüş. Bir de eskisinden farklı olarak şöyle ara ara heykeller serpiştirilmiş. Güzel bir görüntü sağlanmış. Her tarafta paralar var. Bozuk para atılma geleni yine eskisi gibi devam ediyor. Bir diğer fark da şu, hemen dikkatimi çekti. Eskiden burada koca koca balıklar vardı. Şu anda görmedim. Bir diğer fark da bu. Restorasyondan sonra böyle bir farklılık da var. Ama sunlar ya da ortamı daha net şekilde görebiliyorsunuz yeni haliyle. Şurada balık mı vardı? Az önce de belirttiğim gibi böyle yer yer heykeller var. Böyle farklı simgeler serpiştirilmiş. Güzel bir ambiyans kapmış buraya açıkçası. Sanırım bunlar da deniz anası olsa gerek. Buranın büyüklüğü 140 metreye 65 metre kadar. Yani gerçekten devasa bir alan. Üstünde yani koca bir alan var aslında. Evet, ışıklar da yanmaya başladı. Harika. Bu arada sürekli ışığın renkleri değişiyor. Kırmızı çok güzel bir hava katıyor. Ben yine balıklara bakıyorum. Balıkları yine göremedim. Bir gözüm balıklarda, bir gözüm sütunlarda. Gezmeye devam. Şimdi Medusa heykeline doğru gidiyoruz. Kendimi de göstermek istiyorum ama ne kadar belirtiyor onu bilmiyorum. Çok karanlık bir ortam olduğu için kameranın ISO'su buna yetmiyor. Umarım güzel bir görüntü vardır. Bu arada buraya giriş 50 TL. Eğer öğretmen ya da öğrenciyseniz 20 TL. Şöyle arkamda göstereyim. Şu kenarda şöyle bir açıklık var. Bilmiyorum suyu oradan mı dolduruyorlardı, çekiyorlardı ama dikkatimizi çekiyor. Yerebatan Sarnıcı'nın en ilgi çeken kısmı ise Medusa heykellerinin olduğu bölüm. Zaten burada trafik oldukça yoğun. Özellikle kafileye denk gelirsiniz. Buraya
buraya gelmek istiyorsanız bence erken saatlerde gelin. Şu anda saat 12-1 civarı. Çok yoğun bir kalabalık var. Bence çok da erken gelirseniz sakin hallerini yakalayabilirsiniz. Para. Tabii yeri batan sarnıcı aynı zamanda böyle etkinliklerin düzenlendiği bir yer. Şurası sanırım konser alanı. Muhteşem olur. Şu ambiyansı düşünebiliyor musunuz? Harika. Umarım bir gün nasip olur. Biz de bir dilekte bulunalım bakalım. Dileğimiz şu olsun. Umarım bu videonun yanında tüm dünyada gezebileceğimiz başka güzellikler de ekleyebiliriz. Bakalım ilerleyen yıllarda bu dileğimiz gerçek olacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Ve yere batan sarnıcının sonuna geldik. Şöyle büyük bir alan ama her yeri gezemiyorsunuz tabii ki. Dolayısıyla yaklaşık 15 dakikada hızlı bir şekilde çok rahatlıkla gezebilirsiniz. Mutlaka görmelisiniz. İstanbul'da görülecek yerler arasında burası ilk sıralarda yer almalı. Burada fotoğraf çekmek istiyorsanız ya da video çekmek istiyorsanız gerçekten kaliteli bir kameranızın olması gerekiyor. Yoksa loş ışıkta görüntüler kötü olabilir. Hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Ben çok zorlandım. Şu anda bilmiyorum görüntüsü nasıl. Eve gidince düzenleyeceğim. Umarım güzel görüntüleri sizlerle paylaşabilirim. Ve yere batan sarnıcını gezdim. Şimdi hemen karşıma Sultanahmet Meydanı, Ayasofya. Bunları da şöyle hızlıca göstermek istiyorum. İzin versek şöyle karşıya geçelim. Burası çok değişmiş. Evet, Sultanahmet Meydanı. Eski ismiyle de At Meydanı olarak geçiyor. Burada bir hipodrom varmış çok çok eskiden. Bununla ilgili bir video da paylaşmıştım. Burası da Alman İmparatorun yaptırmış olduğu bir çeşme. Ama buralarda tadilat var. Bu nedenle çoğu yer kapatılmış gördüğünüz gibi. Bu arada hemen arkamda gördüğünüz görkemli yapı Ayasofya. Şu arkamda ise Sultanahmet Camii var. Şöyle döneyim. Yani buraları da mutlaka gezmenizi tavsiye ediyorum. Ancak ben daha önce birçok kez gezmiştim bu nedenle. Şu anda buna vaktim yok. Ayasofya. Sultanahmet. Bu arada bilmiyorum ne kadar belli oluyor. Şuradan şuraya böyle S olmuş şekilde kuyruk var Ayasofya'ya girmek için. Gelirseniz bu kuyruğu göze almanız gerekiyor. Evet, yere batan sarnıcını ve devamında da şöyle Sultanahmet Meydanı'nı ufacık olsa da göstermek istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım videoyu beğenip kanalıma abone olursunuz. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.